Özgürüm ben, özgürüm. Hamsi gibi oynayırım. Bu ne güzel hayattır. Tutarım ben özgürlüğüm. Bu ne güzel hayattır. Efendim, gününüz hayırlı olsun. Benim adım Bilge. Sizin adınız nedir? Ula benim adım da demedik. Benim elimi neye tuttuysa bilmeyin musun? Sen her yerde korona vardır. Ya hemen öyle kızmayın canım. Tam böyle yoldan geçerken tut elimi özgürlük diye sesinizi duydum. Ben de dayanamadım, elinizi tutmak istedim. Çünkü ben özgürlüğün hem aşığı hem de koruyucusuyum. Fakat özgürlük öyle herkesin bildiği gibi istediğiniz her şeyi yapabilmek anlamına gelmez. Doğru davranışları seçebilmektir özgürlük. Ula bir de bağır derler çok konuşacaksın diye. Bu benden daha çok konuşacak. Ula ne demektir o, ne demek istiyorsun? Nasıl bir şeydir, nasıl becereceğim? Yani nasıl becerirsiniz? Sonuna kadar özgürlükle, sonuna kadar bilgelikle. Ula hamsun dedim ama papağan çıktı. Aynısını tekrarlayıp durayım. Yahu tamam ben anladım da sonuna kadar özgürlük. Evet. Sonuna kadar bilgelik nedir daha? Sonuna kadar bilgelik evrene ve içindeki tüm varlıklara düşünerek bakmaktır. Ula sen bana düşünemeyim misin diyorsunuz? Yok canım öyle demedim. Yani onları ilk defa görüyormuş gibi bakabilmek gerekiyor. O zaman göreceksin ki evrende her varlık onu gösteriyor. Evrendeki her varlık neyi gösteriyor? Evrendeki her varlık ölçülü ve sanatlı yaratılışıyla yüce sanatkarımız Allah'a gösteriyor. Onu tanıdığımızda, ona bağlandığımızda özgürlüğümüz sonsuza kadar devam eder. Peki onu tanımazsak ne olayım? De bakayım bana. Onu tanımazsan adeta her şeyini kaybedersin. En başta da özgürlüğün elinden gider. Ula uşağım sende hamsi kadar akıl yoktur. Özgürlüğün nasıl elimden gidecek de? Yahu eğer onu tanımazsan bedensel arzu ve isteklerinin emrine girersin. Aklına göre değil, anlık heveslerine göre yaşarsın. Halbuki yüce Rabbimizi tanısan, ona bağlansan çok büyük bir güç elde edersin. Evrendeki her şey sana hizmetkar olur. Uyda, evrendeki her şey bana hizmetkar olur. Ya. Peki bu nasıl olacak? Yani şimdi... Ben bu gücü nasıl elimde edebilirim? Bütün balıklara hükmetmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Ya efendim, kusura bakmayın ama cahile laf anlatmak deveye indek atlatmaktan zormuş gerçekten. Ula sen bak kızdaymışsın. Ben anlatayım. Bismillah deyip Allah'a bağlandığımızda nasıl bir polis, bir asker devlete bağlandığında kendi gücüyle değil, arkasında koskoca bir devletin gücüyle hareket eder. Bin derece kuvvet kazanır. Aynen öyle. Evrenin sahibi olan Allah'ı tanıdığımızda, ona asker olduğumuzda çok büyük bir güç kazanırız ve gerçek özgürlüğü elde ederiz. Anlatabildim mi efendim? Ha buraya kadar anlamışım. Sağ bir şey soracağım. Sorun buyurun. Şimdi bütün insanlarda akıl vardır. Vardır. Allah da böyle bir fırsat vermiştir. Vermiştir. O zaman bütün bu insanlar bu fırsatı niye kaçırır? De bakayım bak. Vay. Ummadığım taş baş yarar derler. Sende de ne sorular varmış da biz bilmiyormuşuz meğerse. Ula sen bana hamsi kapalı değilsin. Yok canım estağfurullah yanlış anlamayın yahu. Hemen diğer insanları da düşünmeniz beni çok sevindirir. Düşüneceğim tabii de. Yani insanların çoğu akıl ve vicdan taşıdıkları halde kötü his ve heveslerine uyarak, böyle anlık zevklerinin peşinden koşarak insanlıklarını kaybediyorlar. Adeta zalim ve vahşi birer varlık haline dönüyorlar. Halbuki ne gerek var ki buna? Hepimiz elinde, sonunda Rabbimizin huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Bu da doğru değil. Zaten öyle olması gerekiyor. Yani... Zalimler cezasını çekeyim. Mazlumlar da mükafatını alayım. Ki adalet yerini bulsun da. Ne kadar doğru söyledin. Ağzına sağlık. Abi, olta atan balık tutay. Yani. Atmaya tutamay. Bunlar ne alakası olay?
Neyse. Ya, seni tanıdığıma çok memnun oldum da. Ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum. Seni her zaman göresim geldi. Vallahi benim de seninle her zaman böyle muhabbet edesim geldi. E arada geçiyorsun da? E arada geçiyorum ama benim şu an gitmem lazım. Olur. E hadi uğurlar ola. Hadi selametle. Kendine iyi bak. Sağ ol. Hadi. Güzel şeyler öğrendik de. Bugünün de kısmeti bulmuş.